bir tık önde olmak isteyenler için. Artes TV çok yakında yayında. Bir tık önde olmak isteyenler için. Artes TV çok yakında yayında. İyi akşamlar Artes TV izleyicileri ve İmbat Akademi'nin değerli üyeleri. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak 9 Ekim 2020 akşamından selamlar gönderiyorum. Bugün bir dostluk zinciri içinde değerli hocamız Doğan Günay'ın açtığı çatı altında toplanmış olan İmbat Akademi'nin 9. bilimsel toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu akşamki konuğumuz Abdullah Akat olacak. Ancak öncesinde ben Artes Yayın Evi, Artes Yayınları sahibi Erdem Sivas Bey'e, Doğan Günay hocamıza ve onun büyük destekçisi İlhan Genç hocamıza teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bize sağladıkları bu akademik platformu, dostluk ortamını geliştirmemize vesile oldukları için. Şimdi Profesör Doktor Abdullah Akat'ı davet etmek istiyorum. Merhabalar. Evet, merhabalar. Abdullah Akat dediğimiz zaman benim için biraz formal yapıdan çıkmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Zaman zaman bu hususta sürçülisan edersem lütfen affedin. Çünkü özel bir insan benim için ve o çerçevede de ona zaman zaman sen diye hitap edersem lütfen kınamayın. Çünkü burada büyük bir sevgiyle baktığım bir insan söz konusu. Abdullah'cığım, şimdi ben önce kısaca senden söz etmek istiyorum. Sen de bir İmbat Akademi üyesisin aslında ama yine de Evet. Her insanın bir özgeçmişi var. Öz haliyle ilgilenmek daha güzel insanların ama kısaca özgeçmişlerini bilmek de gerekiyor. Senden biraz söz etmek istiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Bu arada, Trabzon... bu arada çok 1982... incesiniz. Çok güzel bir sunumla aslında aldınız. Bundan dolayı ayrıca teşekkür etmek isterim. Şimdi tekrar sözü size bırakayım. Madem illa tanıtmak istiyorsunuz, buyurun. Evet, övünmek istiyorum 1982 Trabzon doğumludur diyerek. Ek olarak 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı mezunu olduğunu, Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı mezunu olduğunu, aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Doğu Karadeniz bölgesindeki Çepniler ve Çepni Müziği başlıklı yüksek lisans tezini ve bağsal düşünce çerçevesinde Doğu Karadeniz bölgesi müziklerinin değişim süreci adlı doktora tezini tamamladığını söylemek istiyorum. Çok aktif bir araştırma görevliliği dönemi olmuş orada. Müzik kulübünü kurmuş, Portre adlı aylık bir bülten çıkarmış, editörlüğünü yapmış ve ayrıca araştırma görevlilerinin temsilcisi olmuş. Bu aktif hayatını yardımcı doçent olarak atanarak geldiği Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda da sürdürdü. Hem idari hem akademik anlamda çok güzel çalışmalara imza attı. Sanat faaliyetleriyle Trabzon'a renk kattı. Bu arada onun Türkiye çapında özellikleri var. Bunlardan bir tanesi TÜBİTAK'tan araştırma desteği kazanan ilk bilim ve sanat insanı olması. Bu destekle Berlin Fonogram Arşivi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Ve bu çalışmalarının sonucunu da yine Trabzon'a taşıdı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Karadeniz Müzikleri Arşivi kurdu. Kısaca Karma Arşivini kurdu. Ancak tabii üniversitelerin geçirdiği değişiklikler bitmediği için bu arşivle ilgili daha sonra da konuşuruz ama şimdi o arşiv Trabzon Üniversitesi'nde.
O araştırma görevliliğindeki yayıncılık faaliyetlerini sürdürdü ve 2017 yılında KTÜ Devlet Konservatuarı'nda Türkiye'nin ilk yayın dili İngilizce olan Müzik Dergisi'ni, Uluslararası Müzikolojist Dergisi'ni çıkardı. 2018 yılında bir başarısı daha var. O da Türkçe konuşulan ülkelerde müzik çalışma grubu genel sekreterliğine getirilmiş olması. 2019 yılında profesör unvanını aldı ve şöyle bir Eylül akşamıydı galiba, Ekim akşamıydı, Trabzon'a veda etti. O artık öz halini yaşadığı yerde, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam ediyor. Sanatsal faaliyetlerini de, akademik faaliyetlerini de burada sürdürüyor. Trabzon'un da yüz akı, ülkemizin de yüz akı sevgili bir arkadaşımız, kardeşimiz. Abdullah, seni tanıtmaktan duyduğum mutluluğu bütün Artes medya izleyicilerinin ve İmbat grubunun hissettiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde de 60 dakikalık konuşma süremizde senden ne alabilirsek almak için söze girmek istiyorum. Estağfurullah. Buyurun. Evet. Şimdi müzik dediğimiz an itibariyle hepimizin zihninde bir takım çağrışımlar oluşuyor ve bunlarla birlikte birçok soru sorma ihtiyacı hissediyoruz. Ama bizim bu akşamki başlığımız karşılaştırmalı müzikoloji ve halk müziği derlemeleri olduğu için ben bu sınırda kalmak istiyorum. Ama yine bir taraftan da temel kavramlardan gidelim diyorum. Müzikolojiyi aşağı yukarı işte müzik, müzik tarihi, müzik teori tartışılıyor galiba ama etnomüzikolojinin dahil edilip edilemeyeceğini tam söyleyemesek de bir bilim alanı olarak göstermemiz mümkün. Böyle bir alanda karşılaştırmalı müzikoloji dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Hangi çalışmaları hatırlamalıyız? Bize söyleyeceksin. Evet, öncelikle nazik sunumunuzdan dolayı gönülden teşekkür ederim. Sizin bu tanıtımda hislerinizi ben o kadar anladım ki bu uzak mesafeden de olsa. O yüzden çok da duygulandım. Özellikle tekrar teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bunun yanı sıra bizi bu çatı altında bu akşam buluşturan Artes Medya'ya, çok değerli Erdem Bey'e ve aynı şekilde İmbat Akademi grubunu, platformunu oluşturan Doğan Güney hocamıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. Onların sayesinde bu akşam hem İmbat Akademi ile hem de sanatseverlerle bir araya gelmiş durumdayız. Sorunuza hemen bir giriş yapalım. Öncelikle müzikoloji. Müziğin araştırma yöntem ve teknikleri dahilinde sistematik bir şekilde çalışıldığı alan olarak tanımlanabilir. Tarihsel süreçte genel olarak bu çalışmalar teorik ve pratik yönde düşünülmüş. Ta antik dönemden beri aslında böyle. Fakat 19. yüzyıla geldiğimizde artık bu çalışma biraz daha sistematik bir hal alıyor. Ve kültürler içerisinde müziğin değerlendirilmesine yönelik bir takım girişimler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla karşılaştırmalı müzikolojiyi anlatabilmek için aşağı yukarı çok eskiye de gitmiyor ama şöyle bir 16. yüzyıldan itibaren kısa noktalara temas ederek, değinerek 19. yüzyılla karşılaştırmalı müzikolojiye bağlamak gerekir konuyu. Açıkçası şöyle bir durum var ki müzik çalışmaları her ne kadar bugün biz bilim desek de aslında 19. yüzyıla kadar bir müzik bilimi olarak değil, sadece müziğin farklı yönlerden araştırılması, çalışılması olarak geldi. Yani bir disiplin olarak oluşmamıştı ki başka birçok alanda da böyle, özellikle sosyal bilimler alanında biliyorsunuz böyle bir durum var.
Müzik çalışmalarında da daha çok nota çalışmaları, yani paleografiye yönelik çalışmalar. Onun için de bestecilerin hayatları, işte bir takım yaptıkları eserlere yönelik bazı analizlerle şekilleniyordu. Ama artık Batı'nın Doğu'yu keşfetmeye başlamasıyla bazı şeyler aslında belirmeye başladı. Ve bu ışık 19. yüzyıla kadar giderek büyüdü, yaygınlaştı ve karşılaştırmalı müzikolojiyi doğurdu. Burada Ümit Burnu aslında birçok şeye Batı için ümit olmuş. Müzik çalışmalarında da bazı şeyleri ciddi anlamda etkilemiş. Ümit Burnu'nun keşfi, buharlı gemilerin 16. yüzyılda Ümit Burnu'nu geçerek doğuya doğru gitmesi, sadece Batı'nın doğunun işte antropolojik açıdan veyahut da etnografik malzeme açısından taşıdığı diğer unsurlar gibi müziği de tanıyarak Batı'ya taşımasına neden olmuş. Tabii burada seyyahlar, yani gezginler, kısmen bilim insanları, farklı alanlardan meraklılar bu çalışmaları sürdürmüş. Ve onların o dönemde almış olduğu notlar bizim için, onların yani ilk gözlemleri, bizim de çalışma yöntemlerimizin aslında ilk durumları gibi görülüyor. O dönem Doğu'yu egzotik olarak tanımlıyorlar ve bu kültür alanının birçok şubesinde böyle. Ama müzikteki bu tanım biraz daha etkin oluyor. Çünkü aynı zamanda bu egzotik alan karakter olarak da yansıyor. Yani bu işte belli bir zaman sonra operaya da bu egzotik karakterler giriyor. Müziğin başka alanlarında da bestecilik yöntemleri değişiyor. Çünkü Doğu'nun müziğini tanıdıkça Batı bunları bir noktada yavaş yavaş artık kendi içine de dahil etmeye başlıyor. Dolayısıyla işte Vasco da Gama ile beraber başlayan bir süreç var. Ve bu süreç müziğin bu şekilde tanımlanmasıyla beraber geliyor. Bizde de mesela Osmanlı dönemini düşünürsek, bizde de aslında bu tür kaynaklar var. Ki Evliya Çelebi'yi buna örnek verebiliriz. Kendi müziğimizde de, yani bir seyyah olarak Evliya Çelebi'nin seyahatnameleri müzik alanında bizlere önemli bir birikim sağlamıştır. Şimdi ikinci nokta da şu. Buyurun. Evliya Çelebi'nin yorumları bilimsel anlamda kültürümüze, bilgimize katkı sağlayacak şeyler mi? Yoksa sadece de müziğin nasıl anladığı, insanların müzikle ilişkisine dair bilgiler mi? Şimdi çok önemli bilgiler var, özellikle organolojik açıdan, ki organoloji çalgı bilimi demek bu arada. Baktığımız zaman Batı'daki çalışmalar veyahut da Batı'daki notlar da aşağı yukarı aynı. Yani çalgıları tanımlıyor, o müzikleri tanımlıyor. Müzikler esnasında kimler ne gibi hareketlerde bulunmuş, işte eşlik nasıl yapılmış vesaire gibi durumlar var. Çalgıcıların sayısı hakkında bazı malumatlar içeriyor bu seyahatname notları. Yoksa bunlar bugün için çok önemli notlar. Zamanla da artık yavaş yavaş belli bir zemin oluşuyor aslında karşılaştırmalı müzikolojiye geçerken. Zemin dünyanın bir nebze olsun gidişatıyla çok alakalı. Ki müzik tarihi de aynı etkilenimi yaşıyor ama müzikoloji çalışmaları biraz daha fazla etkileniyor. Çünkü sanatsal olarak bir şeylerin ortaya konulmasıyla halk tabanında vuku bulması ve araştırmacılar tarafından bunun gündeme getirilmesi aynı zamanda, yani eş zamanlı olarak gelişmiyor. Dolayısıyla bu noktada 18. yüzyıl öne çıkan bir dönem bizim için. 18. yüzyılın özellikle ikinci yarısına itibaren süren gelişmeler çok önemli. Bu dönemde işte ilk defa mesela Almanya'da biliyorsunuz Herder işte Alman halk türkülerini topluyor ve Alman milliyetçiliğinin de temelini atıyor bir noktada. Çünkü türküler Alman milli karakterini aynı zamanda ortaya koyuyor. Ve dünyada işte Alman egemenliğinin olması aslında modern Avrupa'nın veya modern bir
kapısı olarak bile görülebiliyor. Dolayısıyla zaman ilerledikçe bu milliyetçi düşünceler farklı şekilde gelişiyor. O dönemde yine çok önemli bir şey var ki 19. yüzyılın aslında tamamına neredeyse damga vurmuş bir şey. Bu da Darwin'in evrim teorisi. Ki evrim teorisinin işte kültür alanında da ciddi bir karşılığı oluyor. Özellikle işte Edward Tyler, Henry Morgan gibi isimler kültürel evrimcilik üzerine yoğunlaşıyorlar. Ve kültürel evrimcilikle beraber aslında Almanya'da ve Orta Avrupa'da aşağı yukarı bir yıl, 100 yıl kadar önce başlayan çalışmalar yukarıya doğru gidiyor. Tabii dünya tarihine de baktığımız zaman işte 18. yüzyılın sonuna doğru Fransız devriminde yine ondan işte birkaç on yıl sonra sanayi devriminin olması halka bakış açısını değiştiriyor. Halk deyince eskiden anladığımız şeyle 19. yüzyılda geldiğimizde anladığımız şey aynı olmuyor. Dolayısıyla sanatın yapıldığı mecralar değişiyor. Daha önceden müzisyenler işte şatolarda veya soyluların bulundukları ortamlarda, bizde de aynı, sarayda, himaye altında yaşarken ve belli şeyler için müzik üretirken artık buradan çıkıyor. Ne oluyor? Halka müzik üretmeye başlıyor. Çünkü bir şehir yaşamı özellikle başlamak zorunda kalıyor Avrupa'da. Dolayısıyla bu aslında hem müzikte romantik dönemin kapısını açıyor, hem de bir taraftan milliyetçiliğin artması ve romantik milliyetçiliğe doğru da gitmesini sağlıyor. Bütün bu birbiriyle ilişkili olan zeminler belli bir süre sonra artık önce halk bilimine, yani folklor çalışmalarına, daha sonra da hemen aynı yıllarda Guido Adler'in önerisiyle bu alandaki müzikoloji çalışmalarına, karşılaştırmalı müzikoloji çalışmalarına yön veriyor. Burada amaç aslında egzotikten gelen sürecin artık kültür bağlamında ilkel olabilmesi ve ilkelden itibaren Batı toplumunun kendi müziğini nasıl icra ettiği veyahut da o gününe nasıl geldiğini çözümleme idare. Yani nasıl ki kültürel evrimcilikte ilkel veyahut da işte yabani, barbar veya batı medeniyeti var ve bu eksende bir düşünce sistemi oluşuyorsa, müzikte de batı kendini en üst noktaya konumlandırıyor ve batı müziğinin olduğu noktaya işte dünyanın farklı yerlerinde araştırmalar yaparak buradan aldıkları malzemeleri bir araya getirip karşılaştırarak kendi kültürlerine başlayıp ulaştıkları bütün noktaları ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de dediğim gibi farklı yerleri karşılaştırarak bir zaman çizelgesi veya gelişmişlik düzeyi üzerine bunları oturtmaya, konumlandırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bundan dolayı da karşılaştırmalı müzikoloji diyoruz. Ama tabii biraz farklı gelişiyor. Onu başka sorularla da açarız. Belki tarihsel bir sürecin ele alınması karşılaştırmalı müzikoloji çalışmalarına katkıda bulunmuş gibi de görünüyor. Kendi köklerini ararken aslında bir taraftan da dünya müziğini ortaya koymaya çalışmışlar diyebilir miyiz? Kendi köklerine şöyle, yönelik bir arayış. Evet, kesinlikle kendi köklerine yönelik bir arayış, ama bu zamanla başka milletlerde farklı da bir karşılık da buluyor. Yani her yerde aynı mantıkla çalışılmıyor. Dolayısıyla bunun ortaya çıktığı yer olarak Almanya ve Almanca konuşulan ülkeleri gösterebiliriz. Özellikle Orta Avrupa'yı bu anlamda. İşte Avusturya, Almanya başta olmak üzere. Ama diğer ülkelerde bu aynı şekilde yankı bulmuyor. Orada çalışma yöntemleri biraz daha farklı oluyor. Çünkü bir tarafta Almanya'nın ideali aslında dünyada egemen bir güç olmak. Yani emperyalist bir bakış var. Ama diğer tarafta da özellikle de imparatorluklardan ayrılmış veya ayrılma arifesinde olan, kendini ulusal anlamda destekleyen veyahut da kendine bir zemin arayan farklı ülkelerin buna bakış açısı var. Ki burada işte gerekse Balkan ülkeleri, işte
ki Macaristan vesaire de buna dahil edilebilir. Bu noktada onların çalışmaya bakış açısı tamamen farklı. Dolayısıyla karşılaştırmalı müzikoloji iki açıdan burada kullanılıyor. Bir sömürgesi olan veyahut da sömürge elde ederek dünyaya egemen olmak isteyen ülkelerin farklı topluluklarda dünyanın her yerinde derleme yapmaları ve tamamen bunu halk üzerinde çalışarak yapmaları ve kendi gelişmişliklerini bir sürece oturtarak ortaya koymaları. Diğer tarafta da işte romantik milliyetçiliğin aslında ulusalcılığa dönüştüğü bir anlamda diğer ülkelerin ulus temelinde işte milli aidiyeti güçlendirmek için veyahut da kendi ulus kimliğini inşa etmek için yine bu karşılaştırmalı yönteme başvurduğunu görüyoruz. Ama onların çalışma biraz daha küçük oluyor. Ya kendi toprakları içerisinde veya onun hemen çevresini de saran alanlarda belli başlı çalışmalar yapıyorlar. Ve bu karşılaştırmalı yollarla aslında kendilerini onlar ortaya koymaya çalışıyorlar. Evet. Sizin bir çalışmanızda yer alan 18. yüzyıla ait bir tespit vardı. Sanırım Erol soyadlı bir kaynaktan aldığınız bir alıntı ama benim çok dikkatimi çekmişti. Şey diyor, 18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan halkın ve halk kültürlerinin keşfi girişimi dönem aydınlarının entelektüel ve estetik kaygılarla başlattığı bir süreçtir. Bu evet. Aslında çok masum bir çerçevede doğru. Çizmiş oluyor bu evet. Yaklaşıma özellikle 18. yüzyıl için. Ben şunu merak ediyorum. Dünyada merkezler var. Bu merkezlerden hareket ederek yapılan çalışmalar var. Bunların yansımaları nasıl oluyor? Ama şu manada soruyorum. Bu diğer ülkelere bakarken Osmanlı toplumuna da bakıyorlar mı o zaman için? Veya bizim o dönemdeki komşularımıza yönelik çalışmalar var mı? Dışarıdan Türk müziğine yönelik kayıtlar da bu ortama dahil ediliyor mu? Yani özellikleri hocam, çok dünya müziğine yavaş yavaş ilerleyelim. Dahil ediliyor. Efendim? Sorular çok oldu. Teker teker ilerleyelim isterseniz. Teker teker sormaya çalışayım. Tamam. Bu dünya müziği araştırılırken Türk müziği de araştırılmaya başlanıyor mu yabancılar tarafından? Tabii evet. O zamanki coğrafyası için de soruyorum bunu. Şimdi şöyle, önce merkezlerden başlamıştınız sormaya. Oradan bir alayım. Aslında biraz önce tarif etmiş olduğum o iki çalışma alanı merkezleri de tanımlıyor. Yani bir tanesi Orta Avrupa'nın çalışma durumu ki bunun merkezi Berlin olarak görülebilir ki Berlin Ekolü veya Berlin Okulu olarak bizim alanda bu anlatılır. Bunun da tabii şöyle bir hikayesi var. Yani özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında bu çalışmalar teknolojik bir altyapıya da zemine de kavuşuyor. Yani her ne kadar ideolojik veya işte bilimsel anlamdaki ilerlemeler dünyanın politik anlamdaki yansımaları belli bir zemine müsaade etse de teknolojik ilerleme bununla paralel olarak yürümeseydi belki de bu merkezler o anda olamayacaktı veya daha sonra kurulabilecekti. Şöyle ki 1877'de Edison ilk defa fonograf cihazını ortaya koyuyor. Ki onun aşağı yukarı 10 yıl kadar öncesinde Martin Millen'in fonotograf isimli bir cihazı var ama fonotograf sesi kaydettikten sonra geriye veremiyor. Yani sadece sesi kaydediyor ama onu dinleyemiyorsunuz. Gerçi bugünün teknolojik imkanlarıyla artık Martin Millen'in fonotografı da dinlenebiliyor. Fakat o günün şartlarında bu dinlenemediği için sesin aynı şekilde geriye verildiği bir cihaza ihtiyaç var ve bunu da Edison üretiyor. Dolayısıyla bu üretim biraz önceki zemini tamamen destekliyor ve yukarıya doğru kaldırıyor. Nasıl oluyor? Fonograf kolayca taşınabilen ve bal mumu silindirlere ses kaydı alabilen bir cihaz. Bu sayede
sağ çalışmalarına gittikleri zaman artık insanların seslerini kaydedip kendi ülkelerine döndüklerinde veyahut da çalışmayı biraz demlendikten sonra daha uygun bir ortamda dinleyip değerlendirmek istediklerinde oldukça verimli bir yönteme kavuşmuş oluyorlar. Fonografın öncesindeki dönemde tamamen duyduğu o anda notaya yazmak yani dikte etmek zorundaydı müzik insanları. Ki müzikte çok ileri seviyeye gelemeyen bir insan zaten bunu yapamaz ki o döneme baktığınız zaman sahaya giden insanların önemli bir bölümü de müzik araştırmacısı değil. Yani jeolog var, yerin altıyla, üstüyle, her tarafıyla çalışan farklı alanlarda insanlar da sahaya gidiyor. Evet, sadece müzisyenler gitmiyor. Dolayısıyla bu işte bazı şeylerin konunun başında söylediğiniz üzere gözlemlerle sınırlı kalması ve belli başlı notlarla ifade edilmesini sadece getiriyordu. Ama fonografla beraber artık bu kayıtlar hangi alandan olursa olsun kaydeden kişi bir uzmanın eline bunu teslim edebiliyordu. Dolayısıyla karşılaştırmalı müzikolojinin bu anlamda en önemli kazanımı fonograf cihazı. Daha doğrusu o çalışma yönteminin zeminini de bu hazırladı. Dolayısıyla fonografla elde edilen silindir kayıtları belli bir süre sonra artık yavaş yavaş bir araya toplanma gereksiminden ilk kurulan arşivlere gitti. Ki arşivlerin kurulma amacı ve maksadı da buydu zaten. İşte ilk arşiv Viyana'da kuruldu 1899'da. İkinci arşiv de Berlin'de 1900 yılında kuruldu. Ve dolayısıyla artık arşivler insanlara toplanan materyalin bir ortamda, yani bir laboratuvar gibi düşünebilirsiniz burayı, bir ortamda dinlenip anlaşılıp analiz edilebileceği alanlar olarak tarihe geçtiler. Ki bunun yanı sıra farklı kültürleri anlamlamak için, anlamlandırmak için, mesela örnek verelim, işte Afrika'da herhangi bir alandan alınan bir ses kaydı. Batı müziğinin tampere sistemiyle bunu anlamak veyahut da analiz etmek mümkün değil. Veya işte Uzak Doğu'daki, Hindistan'daki bir topluluğun müziğini Batı müziğinin standart sistemiyle anlamak ve anlatmak mümkün değil. Dolayısıyla buna yönelik olarak da bazı çalışmalar yapıldı. İşte bunu destekleyen, en çok destekleyen çalışmalardan bir tanesi de Alexandrelis'in ürettiği Sent sistemiydi. Batı müziğindeki işte kromatik dizi içerisindeki bir yarım ses aralığını normalde Batı 4.5'tan ayırır, 4.5 komu olarak düşünür. Burada 100 sente böldü bunu. Ve bir oktavlık yani bir 8'li aralıktaki ses tam 1200 sente tekabül etti. Ve bu 1200 sentin içerisinde farklı kültürlerin müziklerini de mikrotonal şekilde veya işte o sent sistemi içerisinde istediği şekilde analiz etme imkanına kavuştu. Ve bu karşılaştırmalı müzikolojide aslında müziğin kulak yoluyla anlaşılmasından onu çıkartıp daha pozitif bilime yaklaştırmaya çalıştı. Çünkü o zaman işte yazılı olarak tüm müzik seslerini, müzikal sesleri ortaya koyabilen bir sistem gelişmiş oldu. Daha sonra melogram vesaire gibi analize yönelik başka aletlerle de desteklendi ve günümüze dek aslında uzanan bir silsile haline geldi. Ama bu arşivler için bu çok önemliydi. Özellikle Adler karşılaştırmalı müzikolojiyi halk biliminden esinlenerek hemen tanımladığı ve insanları buna teşvik ettiği andan itibaren Karl Schütumpf'un Kızılderililer üzerine yaptığı bir çalışma oluyor ve burada fonograf kaydı kullanılıyor. Ve bununla beraber aslında Karl Schütumpf da etnomüzikolojinin babası olarak kabul ediliyor. Ki karşılaştırmalı müzikolojiye biz bugün zaten etnomüzikoloji diyoruz. Ama temelinde karşılaştırmalı müzikoloji var. Karl Schütumpf'un bu çalışmaları zamanla başkalarına da ışık oluyor. Ve bu yolla Berlin'de, işte Viyana'da filizlenen bu ortam başka ülkelere de sıçrıyor. Ama biraz önce dediğimiz şey çok önemli. Merkezlerin algısı ve süreci yönetimiyle ilgili arka planda farklılık var. İşte bir tanesi daha emperyalist düşünüyor,
bir tanesi daha ulusalcı düşünüyor. Bu da kendi içinde ikiye bölünüyor. Şimdi diğer taraftan Osmanlı'da neler yapılmış? Veyahut da işte bu çalışmaları yapan insanlar Osmanlı'ya veya çevre coğrafyalarına da gelmiş mi? Elbette gelmiş. Berlin Fonogram Arşivi'nin mesela ilk çalışmalarından, ilk saha çalışmaları koleksiyonlarından bir tanesi Türkiye koleksiyonudur. Ki 1902 yılında bu kayıtlar Zencirli'den alınmıştır ki Zencirli o dönem Adana diye geçiyor ama günümüzde işte Antep'in Islahiye ilçesine bağlıdır. Bu alandan alınmış ses kayıtları vardır ki içinde çok enteresan şeyler de buluruz. Mesela Üsküdar'a giderken hepimizin bildiği işte İstanbul'da okunan işte Balkanlar'da söylenen bir türkümüz gibi biliriz. Ama o dönemde Adana hançeresiyle genç bir köylü bunu okumuştur. Ki bu tarihi koleksiyonlardaki kayıtlara baktığınız zaman halkın aslında yapmış olduğu müziklerde bu yayılmayı çok rahatlıkla görebiliriz. Yani sadece Anadolu coğrafyasında değil, farklı kültürlerin, müziklerinin çok daha farklı coğrafyalarda çıkabildiği, okunabildiği görülmüştür. Ki karşılaştırmalı müzikolojinin aslında işte temel şeylerinden bir tanesi de birazcık bu gibi görülüyor. İşte ortaklıklar, benzerlikler, nereden nasıl gibi ilişkileri kurmaya yönelik bir çalışma mantığı var. Bu şekilde dediğim gibi Batı kendi değişim sürecinde aslında evrimini ortaya koymaya çalışıyor. Peki bu ortaklıklar bizim için tabii bu Anadolu coğrafyasında Adana ile İstanbul arasındaki ilişkiyi kurabiliriz belki. Ama bu ortaklıkları biz insanların dünyanın farklı coğrafyalarında aynı duyuşa sahip olmalarıyla mı açıklayacağız? Yoksa işte çeşitli sebeplerle, ticari kaygılarla veyahut da savaşlarla vesaireyle, göçlerle meydana gelen taşıma yoluyla mı gerçekleşmiş kabul edeceğiz? Herhalde Üsküdar'a giderkeni taşınmış olarak kabul edeceğiz ama bunun dışında da ezgilerin ortaklıklarını açıklamak için nereye bakmamız lazım, nasıl düşünmemiz lazım? Şimdi şöyle, bunların hepsi dönemsel bakış açıları. Yani her dönemde bunlara farklı yaklaşılmış. Mesela Batı o dönem kültürel evrimcilik üzerine kurguladığı işte alanda karşılaştırmalı müzikolojiye daha farklı bakıyordu. Ama bugün bambaşka bakıyor. Dolayısıyla şu anda söyleyebiliriz ki çok büyük oranda biz buna taşınma olarak bakmak durumundayız. Yani bir toplumun aynı şeyi üretmesini veyahut da farklı toplumların aynı duyuş özelliklerinde olmasını söylemesini beklememiz çok güç. Çünkü her topluluğun yaşadığı coğrafya, onun işte iklim özellikleri, yeryüzü şekilleri, etkileşim biçimleri bunlar sınırsız sayıda çeşitlilik gösterirken insanın aynı şekilde bir duyuşa sahip olması beklenemez. Yani belki çok çok şeylerde tesadüfler oluşabilir. Ama onun dışında bunu beklemek mümkün. Bunların her biri bir yerden bir yere topluluklar tarafından farklı şekillerde taşınmıştır. İşte biraz önce saydınız. Bu ticaretle olabilir, göçle olabilir, savaşla olabilir. Çok çeşitli sebepleri olabilir. Çünkü insanoğlu hiçbir zaman yerinde duran bir varlık değil. Sürekli evet. olarak gezinen bir varlık, başkalarıyla ilişki kuran bir varlık ve bu ilişkileri sayesinde de hem değişen hem de değiştiren bir varlık. Hem alış var hem veriş var. Yani bu tek taraflı bir ilişki hiçbir zaman değil. Ki zaten karşılaştırmalı müzikolojinin bakışı zamanla bu tür sıkıntılardan dolayı artık ortadan kalkmaya başlıyor. Yani aynı dönemde gelişen kültürel görelilik kavramı oluşuyor ki bunun bakış açısı biliyorsunuz daha farklıdır. Dolayısıyla karşılaştırmalı müzikolojinin Batı müziğini üstün gören ve diğer müzikleri işte ileri, geri veya işte bu çok ilkel gibi tanımlayan bakış açısı birazcık hastalıklı bir bakış açısı olarak görülüyor. Dolayısıyla buradan geldiğimiz nokta çok gitmeden 1940'larda
şu oluyor, işte her müzik veya her kültür kendi içinde şekillenir. Dolayısıyla her kültürün içerisinde üretilen müzik kendi içinde incelenmeli ve kendi süreci değerlendirmelidir. Yani bu süreçleri artık daha mikro bakış açılarıyla değerlendirip karşılaştırma yolundan vazgeçmeye yönelik veyahut da karşılaştırmayı daha arka plana bırakmaya yönelik girişimler görüyoruz. Bugüne geldiğinde de artık karşılaştırmaya yönelik bakış açısı çok değişiyor. Yeni karşılaştırmalı modeller diye bunları ancak tartışabiliyoruz. Ama etnomüzikolojide zaten karşılaştırma çok artık şey görülmeye başladı. Yani sanki böyle bir demode veya çok işte eski bir yaklaşım artık güncelliğini kaybetmiş gibi bir bakış açısı da var. Aslında ben buna da çok katılmıyorum. Çünkü sonuç olarak o dönemin şartlarında oluşan bir şey o zaman öyle incelendi. Bugünün şartlarında da yine karşılaştırmalı çalışmalarla anlamlandırılabilecek bazı hususlar görmek mümkün olabiliyor. Yani karşılaştırma unsuru tamamen kötü bir unsurdur, bunu bir tarafa bırakalım gibi bir algı aslında olmamalı. Ki buna da dikkat gösteren çok sayıda akademisyen var. Şimdi aslında bu geldiğimiz noktada benim zihnimdeki sorularda bir öncelik sırası karıştı. Çünkü bir taraftan şu söylediğimiz her kültürün kendi müziğini oluşturmasıyla ilgili bir bağlam var. Onun içinde de sizin Doğu Karadeniz müziği arşivi oluşturmanız çalışmasına gitmek istiyorum ama yine aynı zamanda müzik karşılaştırırken yapılan hepimizin belki de bilinçaltımıza girmiş olan ya da benim öyle kabul ettiğim bir nokta var. Oradan da devam etmek istiyorum. Dolayısıyla Doğu Karadeniz Müzik Arşivi karmayı şu köşede bekleterek şunu sormak istiyorum. Biri daha iyi, diğeri daha kötü denilir mi, denilmez mi, denilmemelidir dediniz ya. Bu bizdeki dil bilimi bakış açısına da çok yakın bir bakış açısı ama şu... Bende bile herhalde o bilinçaltı var. Bizde böyle klasik müzik ve halk müziği diye iki tane müzik var. Pop vesaireyi dışarıda bırakıyorum, popüler müziği. Bu ikisinden gitmek istiyorum. Sanki oradaki halk kelimesi, hani köylü milletin efendisidir inandık ama halk dediğimiz zaman oradaki o avam kelimesinin veya avam karşılığının da etkisiyle onu biraz daha basit ve sıradan. Ama işte klasik müzik veya sanat müziği dediğimiz müziği de biraz daha üstün görme gibi bir tutum içindeyiz aslında. Veya böyle bir tutum içinde olunduğunu düşünüyorum ben. Türk halk müziği mesela salonlara giren bir müzik olmuş mudur? Klasik müziğin gördüğü saygıyı görmüş müdür herhangi bir dönemde? Bu kıyas doğru mu? Müziğin dili evrensel midir, değil midir diye tartışırken sizin birden bu her kültürün kendine has müziği olduğundan söz etmeniz. O arada ben bir çelişkiye düştüm, hangisini düşüneyim diye. Sorum şu, halk müziği ile klasik müzik arasında birisine dudak bükmeye hakkımız var mı? Şimdi şöyle bir örnek vereyim. John Blacking Afrika'da işte Venda müziği üzerine çalışıyor. Çalıştığı zaman o kadar etkileniyor ki ondan sonra dünyadaki bütün müzikler halk müziğidir. Sonuç olarak dünyadaki bütün müzikler neden halk müziğidir? Bizim bunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi Türk müziği açısından olan kısmı belki biraz daha sonra tartışabiliriz. Özellikle Türkiye'deki halk müziği derleme çalışmalarını belki araya kattıktan sonra ilave edebiliriz. Ama dünyada da halka gidiş işte farklı dönemlerde gelişti. 18. yüzyıldaki işte o soyluların vesairenin olduğu dönemde bir halka gidiş durumu yoktu zaten. Halk o dönemde belli bir sülalelerin haricinde işte hanedanların haricindeki herkes halktı ve onlar için bir müzik konuşulmuyordu çok fazla. Veya dünya müzik tarihi de onların müziğiyle yazılmıyordu. Onlar işte trubadurlar veya işte minnesinga dediğimiz veya bizim kültürümüzde ozanlar, aşıklar olarak tabir ettiğimiz işte gezgin aşıklar, şarkıcılar, türkücü olarak her yerde
buluyordu. Onların kendine göre dansları vardı, eğlenceleri, ritüelleri, farklı ortamları vardı. Ama müzik tarihi bunları çok fazla yazmıyor. Müzik tarihi işte hangi soylunun işte şeyinde, işte yemek salonunda hangi müzik çalınıyor veya işte kiliselerde işte din adamlarının hakimiyetiyle ortaya ne gibi gelişmeler çıktı vesaire gibi, yani bu tür ilişkileri hep konuşuyor. Dolayısıyla bizim halka gidişimiz, yani dünyanın halka gidişi daha işte romantik dönemden itibaren var. Yani 19. yüzyıldan sonra var aşağı yukarı. 18. yüzyılda yavaş yavaş başlıyor. 19. yüzyılda artık oluşuyor. Ve burada sanayi devriminin çok büyük önemi var. Çünkü artık orada egemen sınıf değişiyor. İşte askerler, politikacılar vesaire, bunlar egemen sınıf olmaya başlıyor. Dolayısıyla halk dediğimiz şey değişiyor. Ama yine de müziğin temeline ulaşmak için insanlar ne yapıyor? Şehrin dışına çıkmaya gayret ediyorlar o dönemde bile. Çünkü şehirde işçiler yaşıyor. İşte belli başlı gruplardan insanlar yaşıyor. Ama işte bir müzik kültürü, işte müzik folkloru için çalışması için ne yapıyorlar? Daha kırsal alanlara gitmeye başlıyor. Bakir sahalara. Bu avam olarak görülen alanlar aslında sizin tabiriniz. Dolayısıyla bu Türkiye'de de başka ülkelerde de böyle gelişiyor. Neden? Çünkü işte araştırma yapabilmek için bir şeyin özüne gitmesi gerekiyor. Kendisine gitmesi gerekiyor. O kendisine gitmesi gereken kitle de halk. Çünkü en bakir olarak bunu orada bulabileceğini bütün araştırmacılar o dönemde düşünüyor. Dolayısıyla halka gidiyor. Şimdi günümüze doğru bunu getirebilmek için isterseniz bir şeyi konuşalım. Bu derleme çalışmaları nasıl, nerelerde yapıldı, hangi mantıkla yapıldı? Evet. Sonra ben de arşivden bağlasak daha iyi olabilir. Dünyadaki bu sürecin Türkiye'ye nasıl yansıdığını ve bizdeki derleme çalışmalarının nasıl başladığını, yabancıların bizde yaptıkları derlemelerin şimdi nerede olduğunu merak ediyorum. Yine 3 tane soruyu arka arkaya sordum ama arkadaşlarımızdan da izleyicilerimizden de sorular geliyor. Bununla ilgili olarak türkülerin diğer ulusların müziğine yansıması olmuş mudur diye bir soru var. Aslında soru cevap bölümünde de bunlara ama tam yerinde diye söylemek istiyorum bunu. Evet. Biz neler yaptık? Ben şöyle başlayayım ben. Şimdi özellikle Osmanlı'nın son döneminde belli başlı hareketler var. Yani bu hem dünyada hem Osmanlı topraklarında gerçekleşen hareketler. Ki bunların önemli bir bölümü ulusalcı hareketler. Ki bu ulusalcı hareketlerin karşı tarafı ayrılıkçı olarak görülüp başka bir ulus inşa edilirken, işte Osmanlı gibi imparatorluklar içinde varlığını sürdürebilme durumu burada söz konusu. Ama Osmanlı bu alanda dünyadaki farklı diyelim devletlere göre biraz daha geç kalıyor. Bunu geç fark edebiliyor. Dolayısıyla orada çok büyük bir şeyi kaybediyor. Biz bunu biraz da batılılaşma üzerinden fark etmeye, anlamaya çalışıyoruz. Yani herkes orada kendi değerlerine, kendi işte milli kaynaklarına yönelirken biz tam tersi bir şeyle biz evet geri kaldık. Bu açığı nasıl kapatabiliriz? İşte yüzümüzü batıya dönerek kapatabiliriz düşüncesiyle kültürel açıdan da birçok şeyimizde yüzümüzü batıya çeviriyoruz. Ve burada ne yapıyoruz? İşte Mehtehan bölüğünü kapatıyoruz. Yerine yeni bir bando, batılı bir bando kuruyoruz. İşte batı müziğini daha fazla içimize alıyoruz. İşte batıdan gelen kumpanyaları, tiyatro topluluklarını vesaireyi İstanbul'da ve farklı şehirlerimizde kabul ediyoruz. İşte padişahlarımız bile batı müziği alanında eserler üretiyor. Sarayda batı müziği çalgıları ön plana çıkıyor vesaire. Yani bir temel anlamda batılılaşma bizim hayatımıza giriyor. Ki bunun devamında oluşan süreçte artık biz kendi müziğimizi derlemeyi ancak ve ancak son dönemdeki ulusalcı politikalarla keşfedebiliyoruz, anlayabiliyoruz. İşte orada da İttihat ve Terakki'nin kadroları, işte o dönemin Türkçü hareketleri,
bunda söz sahibi oluyor ve bunlar tartışılmaya başlanıyor. Ve hatta Gazi Mihail'in falan hemen daha 1922'de bile bir sözü var. Yani ne zaman bizim diyor gençlerimiz bu işlere hani yönelmiş gençlerimiz eline kağıt kalem alıp da sahaya gidip müzik derlemeleri yapacaklar gibi bir serzenişte bulunuyor. Ama onun öncesinde tabii dönemin çok büyük müzik adamları var Osmanlı'da. Onların bakış açısı çok fazla halk müziği derlemelerine yönelik değil. Onlar daha fazla o dönemin işte Osmanlı müziğini tercih ediyorlar veya bugünkü anlamda klasik musiki veya edvar musikisi de buna demek daha doğru olabilir. Ki o dönemdeki çok büyük müzikologlardan bir tanesi Rauf Yekta Bey bir yazı yazıyor. Zannedersem Lavinyak için yazıyordu. Orada halk müziğimizden bahsetmiyor. Bahsetmediği için Fuat Köprülü buna çok köpürüyor. Çok ciddi bir şekilde eleştiri yayınlıyor Fuat Köprülü Rauf Yekta Bey için. Ve bu süreç o şeyle giderken Ziya Gökalp işte Türkçülüğün esaslarında bizim müziğimiz nasıl olmalı? Bunu karınca kararınca kendi ideolojik zemini ve işte yeni kurulacak cumhuriyetin de aslında ideolojisini o oluşturuyor. O mantıkla tanımlamaya çalışıyor. Ve burada Doğu müziğinden, Batı müziğinden ve halk müziğinden bahsediyor. Şimdi Doğu müziğini yani eski müzik olarak düşünüyor. İşte Bizans'ın, Arap'ın, Acem'in müziği gibi bunu şey yapıyor ki bu da aslında doğru bir bakış açısı değil. Öbür taraftan Batı müziğini işte erişilmez bir Batı medeniyetinin müziği var. Halk müziği de bizim işte Anadolu'daki Türk milletinin müziğidir. Dolayısıyla bizim araştırmacılarımız gitsin Anadolu'dan halk müziği örnekleri derlesin ve bu derlediği şeyi de bizim yeni medeniyetimiz olan yani Batı ile yine bizi aslı şey yapıyor. Bir araya getiriyor. Bu şeyle işlesin. Yani olduğu gibi bunu derlesin ama aynı zamanda bütün dünyaya da bunu uyarlasın. Sunabilecek. Çünkü onu işte o sizin söylediğiniz gibi evrensel olarak düşünüyor. Yani bunu çünkü örnekleri var aslında Rus beşlerinde görüyor. İşte o dönemde yine öncesinde yapılan Macarların çalışmalarında görüyor. İşte Bartok'ta görüyor vesaire. O dönem dünya müzik tarihinde de baktığımız zaman işte romantik milliyetçilikle beraber ulusalcılık ve folklorizm çok ön planda. Dolayısıyla farklı ülkelerde bunun modellerini de görünce bu şey oluyor diye düşünüyorum. Ama hoş geliyor. Ama bizim toplumumuzda açıkçası bunun olumlu tarafları olduğu kadar olumsuz tarafları da oldu. Farklı siyasi tartışmalara da zemin hazırladı. Bizim kendi topraklarımızın musiki medeniyetinden bir anlamda kısmi kopmalar ve farklı tartışmalarla beraber ayrılmamıza da neden oldu. Dolayısıyla tabii ki her reformun bir olumlu bir olumsuz sonucu olacaktır. Bu da hem olumlu hem olumsuz sonuçlar doğurmuştur elbette. Ama o dönemin şartlarında böyle bir bakış açısının bizim açımızdan en olumlayıcı tarafı şuydu. Sahada ilk kez derleme yapılmaya başlandı. Dolayısıyla bu derlemeler nasıl başladı? O dönemin işte Darül Elhan, şu anki benim de mensubu olduğum, bunu gururla söylüyorum, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. O dönemde 1917'de kurulup hemen bir çalışma içerisine giriyor ve 1922 ile 25 yılları arasında ilk defa anket gönderiyor farklı şehirlere. Ve bu anketler işte kimlere daha çok gidiyor? O dönemin işte müzisyenleri, öğretmenleri, biraz da insanları, bölgelerinde ne var ne yok. Bunları işte not alıyorlar, yazıyorlar. İşte kimisi ufak tefek bir şeyler notalarda karalayıp gönderiyor. Ve ancak bu çalışmalardan çok iyi bir verim alınamıyor. Alınamadığı için devamında diyorlar ki ya bu böyle olmayacak, biz kendimiz sahaya gidelim. Yani sahadan malzeme tedarik etmektense sahaya gitmek daha doğru bir düşünce olarak görülüyor ki bence de öyle. Sahaya gidiliyor ve ilk olarak 1900
25-26'da sahada çalışmalar yapılıyor Batı Anadolu'da. O dönem yapılan çalışmalar da iyi, çok güzel. Fakat ses kayıt cihazı yok. Oradan alınan şeyler yurdumuzun nameleri olması gerekiyor isim. Şimdi yanlış söylemiş olabilirim. Aklımda kaldığı kadar söylüyorum. Notalar yayınlanıyor. Aşağı yukarı bir 60-70 kadar nota. Fakat bunların dikte usulüyle yazıldıkları için doğruluğu tartışmalı hale dönüşüyor. Dolayısıyla bu tartışma sonucunda artık sahaya mutlaka cihazla gidilmesi gerekliliğine kanaat ediyor. Ve hemen akabinde artık fonografla sahaya gidiliyor ki fonograf denmesine rağmen aslında şunu görüyoruz. Bize gelen cihaz fonograf değil, gramofondur. Onu da o dönemde Paris'te bulunan işte Türk beşlerinden Cemil Rey gönderiyor. Yani orada bir araştırma yapıyor ve bize o dönemin şartlarında bir gramofon gönderiyor. Ve bu gramofonla hemen gelir gelmez yani 26'dan itibaren sahaya gidilmeye başlanıyor. Ondan sonra 4 yıl üst üste 26, 27, 28 ve 29 yıllarında konservatuar heyeti saha çalışmaları yürütüyor. Ki 29'daki çalışma Karadeniz bölgesinde içine kapsayacak şekilde doğu illerinde yapılıyor. Erzincan, Erzurum'a kadar uzanıyor. Buradaki fark şu, ilk kez sinema kamerası da kullanılıyor. Yani sesin yanında 1929'da görüntüyü de biz almış oluyoruz ki burada bakarsanız Gazi Mihal'in 1929'daki notlarına sahada olması sebebiyle söylüyorum. Özellikle horonun ve o dönemde işte dansların, halk danslarımızın bu sinema şeyine alındığını biliyoruz. Bugün bunlar mevcut mu? Değil. Neden mevcut olduğunu işte birazdan konuşabiliriz arşiv konusuna girerek. Evet. Ama ben süreci kısaca özetleyeyim. Aslında İstanbul'da 1895'ten beri fonograf var. Ve dahası İstanbul o dönemde çok önemli bir merkez olduğu için Londra, Paris, Berlin vesaire gibi gramofon şirketleri de İstanbul'da yavaş yavaş faaliyet gösteriyor. Hatta gramofonun üreticisi olan Emil Berliner'in İstanbul'da firması olduğunu biliyoruz. Fakat buna rağmen sahaya gidecek bir fonografı veya gramofonu biz ancak 1926'da bir devlet kurumuna sağlıyoruz ki bu da aslında bizim konuya olan bakış açımızı gösterir. Yani bunun ne kadar zaruri görülüp görülmediğiyle ilgili bir durumdur. İstanbul'da zaten mevcut olan bir imkan ancak saha değerlemeleri için 1926'da yaklaşık 30 yıl sonra müzik araştırmacılarına verilmiş. İşte biz o yüzden hep diyoruz ki biz halk müziği değerlemelerinde geç kaldık. Neden? Çünkü aynı yüzyılın başında Bulgaristan'da işte biraz önce söylediniz de çevre coğrafyalarda ne oldu? Romanya'da, işte Yunanistan'da bunların hemen hemen yani halk türkülerinin çoğu toplanmıştı. Sayıları on binlerle ifade edilen rakamlara çıkılmıştı. Ki bugün TRT repertuarını bile baz alsak 5-6 bin civarında bizim TRT repertuarında derlenmiş türkümüz var. Dolayısıyla arada ciddi bir fark. Bizim şimdi bugün bulunduğumuz noktada süre itibariyle de kontrol etmek durumundayım. Gelen soruları da iletmek istiyorum ama bulunduğumuz noktada bizim müzik arşivciliğimiz için ne söyleyebiliriz? Yabancıların bizden önce ülkemizden ya topraklarımızdan yaptığı değerlemeler var. Bunlar elimizde var mı? Muhtemelen yok. Var mı? Güzel bir soru sordunuz hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi 1902 yabancı olarak işte Felix von Lüscher'ın biraz önce zikrettiğim Zencirli'deki kayıtları. Bu kayıtlar Berlin Fonogram Arşivi'ndeki kayıtlar. Bu kayıtları ben Berlin'de çalıştığım dönemde kopyasını alarak Karadeniz Müzik Arşivi'ne, Karma'ya koyduk. Orada araştırmacılara sadece eğitim makyayla çok özel şartlarda dinleterek istifade ettiriyoruz. Ama bunundaki arşivlerin önemli bir bölümüne daha ulaşılamamış bir kısmından haberdar bile değil müzikoloji camiası.
Dolayısıyla mesela o dönemin şartlarında yine işte 1915'lerde, hatta daha evvelinde Kafkasya'da 1909'da yapılan çalışmalar var. Adolf Dirin yapmış olduğu çalışmalar. Burada ilk Lazca türküyü görürüz mesela. Bilinen en eski Lazca ses kaydı muhtemelen odur. Ve bu Tiflis civarında alınmış. Bakın bir Laz'ın Tiflis'e gitmesi, taşınması ve onu, o türkünün orada kaydedilmesi de yine değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Öbür Gürar'ında yine... bir Lazca türkü. Gürcü evet, diyarında Lazca türkü. Şimdi tabii Kartveli dili ailesi vesaire oralara girmeyelim. Oradan girersek çıkamayız. Çok uzar konu. Hayır. Ama müzik konuşuyoruz. Kafkas dillerinin farklı bir dünyası var. Müzik konuşalım. Müziğin de aynı şekilde çünkü bir dili var. Yine o bölgede Azerbaycan Türklerinden ve yine o bölgenin farklı halklarından alınmış Türkçe ve başka dillerde kayıtlar var. Ama bu kayıtlarla ilgili Türkiye'de daha yayınlanmış çalışma yok. Yine savaş esirlerimiz var. Birinci Dünya Savaşı'ndaki kamplardan elde edilmiş çok büyük bir kayıt potansiyeli var. Ki burada sadece Türkiye'den değil, bütün Türk dünyasından kayıtlar var. Mesela Robert Lah bunları o yıllarda Avusturya-Macaristan Devleti'nin esir kamplarındaki kayıtları aldı. 1930'larda bunların önemli bölümünü yayınladı. Yani transkripsiyonlarını yayınladı. Ama ses kayıtlarını dinleyen müzikolog sayısı Türkiye'de zannedersem bir elin parmağını geçmez. Yani fonogram arşivinde bunlar muhafaza ediliyor. Ama son günlerde duyduğum bir gelişme var. İnşallah bu kayıtlar Türkiye'ye kazandırılacak diye bir şey konuşuldu. Hatta biz de belki süre içerisinde olacağız. Ondan dolayı bir kim var? Özür dilerim. Umudum var. Diğer tarafta Prusya Fonograf Komisyonu, işte etnomüzikolojinin babası da sayılan Karşı Tunf'un bizzat kurduğu Prusya Fonograf Komisyonu'nda o dönemde Prusya İmparatorluğu'na esir düşen askerlerin kayıtlarını alıyor. Tam 24 esir kampını yine müzikolog Görg Schünemann'la beraber geziyor ve buradan yaklaşık 1000 civarında silindir kaydediyorlar. Yani 1000 civarında silindir demek 1000'den daha fazla. Çünkü bazı silindirlerde 2 eser de görebilirsiniz. 1000 küsur eser var demektir. Ve bunun da yine önemli bir bölümü Türk dünyası kayıtlarıdır. 2013-15 yılları arasında ben bu projede yer aldım ve Türk dünyasının kayıtlarının bir bölümü, Kırım Tatarlarıyla ilgili olan kayıtların transkripsiyonlarını hazırladım. Yine işte Rumeli, Balkan ve Anadolu'dan birkaç kayıt vardı. Onları hazırladım ve bunlar 2014 yılında ve 2018 yılında ayrı ayrı hem Avrupa Kültürleri Müzesi'nde hem de Humboldt Box'ta farklı dönemlerde yayınlandılar. Çok sayıda da meraklının istifadesine sunulmuş oldular. Fakat Türkiye'de ne yazık ki bunlarla ilgili bir şeyler hala yok. Sadece bunlar değil, yine Macaristan'da olan, Rus arşivlerinde olan, İngiliz arşivlerinde olan birçok kaydımız ya çok geç bulunduğu haberler oldu ya da hala ortaya çıkarılamadı. Maalesef böyle sıkıntılarımız da var. Ama daha acısı, bence asıl fena olan durum, bizim kendi halk müziği derlemelerimize sahip çıkamamış olmamız. Biraz önce bahsetmiş olduğum Darül Elhan'ın kayıtlarının çok büyük bir bölümü ortada yok. Yani girip bir yerde ben bunu dinleyebilir miyim deseniz böyle bir şey yok. Gönül Paçacı hocamız bir bölümü, yani mevcutlar üzerinde bir çalışma yürütüyor son yıllarda. Ve zaman zaman bunlar projenin orada yayınlanıyor. Ama çok az sayıda büyük bölüm dediğim gibi ortada hala yok. Onun dışında şimdi bu İstanbul Konservatuarı'nın çalışmaları zaten 1929'dan sonra yavaşlıyor ve bitiyor. Yani derleme çalışmaları bitiyor. Fakat 1924'te kurulan Musiki Muallim Mektebi daha sonra Ankara Devlet Konservatuarı'na dönüşüyor ve o dönemde de 36 yılında işte Bartok, Ela Bartok
Türkiye'ye davet ediliyor, saha çalışması vesaire diye. Orada başka meseleler var. Yani teknik konular biraz. Oralara çok girmek istemiyorum. İşte pentatonizmin vurgulanması. Çünkü pentatonizm işte Orta Asya Türk geleneğine Anadolu'daki Türkleri bağlayacak gibi düşünülüyor. Ama sonuç olarak Türk toplumunun her yerde farklı farklı müzik karakterleri var. Buradan oraya bağlanması bence gerekmiyor. Ama bu tür çalışmalar da yapılıyor. Bu arada yörükler farklı bölgelerde önemli malzemeler değerlendi yine bunların. Fakat tamamen içerisinde sokulması elbette beklenemezdi. Ki 1937'den itibaren de Ankara Devlet Konservatuarı kendi çalışmalarını uzun süre sahada yapmaya başlıyor. Yaklaşık 15 yıldan fazla, yani 1952'ye kadar resmi olarak düzenli saha çalışmaları yapılıyor. Daha sonra da gayri resmi olarak yine çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Burada da en büyük pay Muzaffer Sarısözen. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bunlar çok büyük hizmetler yapmışlar. Yani 37 yılından itibaren o dönemde Sivas'tan Ankara Devlet Konservatuarı Folklor Arşivi Şefi olarak Muzaffer Sarısözen getiriliyor. Ve her yıl işte yanında Halil Bedi yönetken, hatta o dönem yine dönemin bestecilerinden ve müzik adamlarından önemli isimler var. İşte bunlarla beraber sahada derleme yapıyorlar. Türkiye'nin her yerini geziyorlar. Şimdi bu kayıtların önemli bir bölümü zamanında, yine ismini hani derler ya, hep böyle rahmetle, minnetle anacağımız çok değerli isimler. İşte Nida Tüfekçi'nin, hatta bugün hala sağ olan, Allah uzun ömürler versin, Yücel Taşmakçı Hoca'nın. Yani onların gayretleriyle bunların bir bölümü kurtarılıp TRT'ye de aktarılabiliyor. Ama TRT bunları açamıyor. Neden? Çünkü TRT'nin o dönemki şartlarında bunlar ancak makara bantlara aktarılmış. Zaten orijinalleri de bal mumu plak dediğimiz çok o dönem şartlarında geçici bir teknoloji. Yani ne taş plak ne bal mumu silindir. Mum plak dediğimiz çok özel bir materyalin üzerine bunlar sahada ses kayıtları yapılmış. Dolayısıyla bu şeyi de henüz tam anlamıyla açamadık. Ama bununla ilgili de ciddi çalışmalar var. Özellikle şu anda Hacettepe Üniversitesi'ne bağlıdır Ankara Devlet Konservatuarı. Daha 2-3 gün önce bile bir toplantı yaptık. Sürekli olarak konuşuyoruz. Aşağı yukarı bir yıldan beri bu Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olan Ankara Devlet Konservatuarı arşivini nasıl dijital hale dönüştürüp araştırmacılarla ve ülkemizdeki meraklı insanlarla paylaşabiliriz. Bunun derdindeyiz. Umuyoruz ki bunu başarabiliriz. Ama bunun dışında Kültür Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar oldu. 60'lı 70'li yıllarda ve 90'lı yıllarda. Aradaki boşluklardan kaynaklı olarak ve olmamasından dolayı hep böyle kenarda köşede kaldı. Dolayısıyla hala bizim dünya arşivcilik standartlarına uygun, araştırmacıların istifadesine açık, sürekli olarak güncellenen, güncellendikçe büyüyen ve gelişen arşivlerimiz yok. İşte en son örneğini biz Trabzon'da oluşturduk. Türkiye'nin ilk bölgesel müzik arşividir Trabzon'da yaptığımız arşiv. 2011 yılında temelini attık. 2014'te açılışını yaptık ve bu süre içerisinde Doğu Karadeniz Bölgesi Arşivi diye başladığımız süreç bir anda Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin müzik arşivine dönüştü. Çünkü biz şunu gördük. Tarihi koleksiyonları incelediğimiz zaman, işte biraz önceki o konuşmanın başındaki karşılaştırmalı müzik yöntemlerini uyguladığımızda, Kafkasya'da, Kırım'da, Balkanlarda, Doğu Karadeniz'de ve hatta Anadolu'da çok sayıda aynı, yani ortak, benzer çalışmalar, melodiler, ezgi yapıları, motifler bulunmakta. Dolayısıyla biz Doğu Karadeniz'i aslında Karadeniz kültür havzasının bir parçası olarak görmeye ve değerlendirmeye başladık. Her ne kadar Anadolu'nun
bir köşesinde onun parçası gibi de olsa müzik kültürü açısından Karadeniz kültür havzasına Kafkasya üzerinden böyle uzatılmış bir çiçek gibi Doğu Karadeniz bölgesi. Bütün o Karadeniz kültür havzasının müzik kültürünü araştırmak ve dolayısıyla da araştırmacıların istifadesine sunmak için bir araya getirip Trabzon'da bir merkez oluşturmaya karar verdik. Ve şu anda da bütün bu Karadeniz havzasından yaklaşık 40 ses kaydı Trabzon'da mevcuttur. Yani bunun içerisinde Gürcistan'dan da, Rusya'dan da, Kırım'dan da, Ukrayna'dan da, işte Romanya'dan da kayıtlar vardır. Ki mesela Bela Bartok'un Romanya çalışmaları. Orijinal kayıtlar Trabzon'da bile bulunabilir bugün. Yine Anadolu'da farklı dönemlerde başka yabancı araştırmacılar tarafından alınmış kayıtlar da orada var. Dolayısıyla arşivcilik konusu farklı bir alana doğru buradan evrilir. O yüzden daha fazla isterseniz uzatmayayım. Sürenin de sonuna evet. Geldik zaten. Aslında dinleyicilerin de çok iyi soruları vardır. Soruları iletmeyi düşünüyorum şimdi ama ben aslında Türk dünyası müzikleriyle ilgili bir çalışma projesi var mı? O ne aşamada diye de sormak istiyordum. Bu hakkımı baki tutayım. Eğer vaktimiz kalırsa ben son olarak sorayım. Şimdi hocalarımızın yönelttiği sorulardan okumak istiyorum. İbrahim Delici hocamız öncelikle iyi dileklerini sunanlar var. Onlardan söz edeyim. Sonra İbrahim Delici hocamız çalgı bilim, müzik bilim ve benzer Türkçe terimleri kullanmaya gayret etmek aynı zamanda dil bilinci oluşturmaya katkı sağlamaktır. Teşekkür ediyorum dedikten sonra Türklerin diğer ulusların müziğine yansıması olmuş mudur sorusunu yöneltmişti. Bu soruyu ben arada sormuştum aslında. Diğer sorusu da müzik üretimlerini kalite açısından değerlendirecek uluslararası ölçütleri var mıdır diye soruyor. Müzik üretimi kalite açısından değerlendirileceği uluslararası ölçütler var mıdır? Evet, şimdi bu ikinci soruda tabii müzik üretimleri derken popüler müzik üretimleri ise konu başka bir şey olur. Halk müziği konusunda farklı tartışma platformları vardır. Uluslararası 1947'de kurulmuş Uluslararası Halk Müziği Konseyi ve daha sonra da Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi adını almış çok önemli bir meslek örgütümüz vardır ki burada biz sürekli hem dünya konferanslarında bir araya geliriz hem de bunun dünya üzerindeki farklı bölgelerde özel çalışma grupları vardır. Dolayısıyla mesela Türk dünyası veya Türkçe konuşulan ülkelerde müzik çalışma grubu da bunlardan bir tanesidir. Bunu hoca oradan şey yaparsa eğer katkıda bulunursa bize tekrar hangi anlamda sorduğuyla ilgili açabiliriz. Şimdi ilk soru Türkçe ile başlayalım bu arada. Evet. Sundu hocamız. Yani çalgı bilim, müzik bilim ve benzer Türkçe terimlerin kullanılmasına gayret edilmesinden evet, söz ediyor hocam. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Hatta burada çok nasıl söyleyeyim gururla ismini söylemek istediğimiz, zikretmek istediğimiz yine aramızdan bir hocamız var ki Gültekin Oransay, Türkiye'deki ilk müzikoloji bölümünün kurucusudur İzmir'de. O da eğitimini büyük ölçüde zaten karşılaşma müzikoloji ekolüyle yani bel ekolüyle sağlamış bir müzik bilimciydi. Çok değerli bir müzik insanıydı. Ve her zaman Q kelimesini özel olarak kullanıyordu. Çünkü Q Türklerde müziğin karşılığıdır. Ve birçok farklı dilimizde de Q'ün farklı söylenişlerini hep ortaya koymuştur. Müzik bilimi, müzik bilim veya müzikolojiyi kesinlikle kullanmaz. Bütün çalışmalarında Q bilim diye mutlaka vurgulardı. Onun öğrencileri de günümüzde bile bazen görüyorum İzmir'den yetişen değerli meslektaşlarımızın bir kısmı hala bu terminolojiyi tercih ediyorlar. İstanbul ve diğer kısım bu konuda biraz biz geri kalıyoruz. Onu kabul ediyorum. Çünkü bir alışkanlıklar da var. Bilmiyorum artık neden ama bir alışkanlık var. Ondan dolayı hep bir müzikoloji kullanımı var. Ama ben mesela İTÜ'de Bilimi Kulübü diye
2006'da kurmuştum kulübü. Orada çok dikkat etmiştik. Ama orada da bize bu tavsiyeyi veren yine rahmetli hocamız Edip Günay'dı. Ki Edip Günay da Gültekin Oransay Hoca ile birlikte yine İzmir okuluna çok iyi katkılar vermiş. Çok değerli bir müzikologtu. Dolayısıyla onları da rahmetle anmış olalım burada ve bu konunun önemini hatırlattığı için bizlere, hocamıza teşekkür edelim tekrardan. Şimdi evet, Türk milletinin elbette ki hem kendi yaşadığı sahada hem de çevre sahalarda, hakimiyet kurduğu sahalarda etkileri vardır. Dolayısıyla bu şöyle düşünmek gerekir. Yani sadece Türk milletinin değil, hakimseniz bir sahada, çoğunluksanız ve orada bu egemenlikle ilgili kültürünüz artık ciddi anlamda yaygınlık yayılmaya yüz tutmuşsa, elbette ki müzik de burada belli bir süre sonra bu etkileşimi yaratacaktır. İşte Türk müzikleri bu anlamda çevre coğrafyasında çok ciddi anlamda yayılmıştır. Ki bunu mesela şöyle örnekleyebiliriz. Bugün Balkanların müzik kültürüne baktığımız zaman, işte Osmanlı'nın etkisinden dolayı ciddi anlamda işte hem makam, hem bununla beraber çalgı takımlarımız veya işte ekiplerimiz, hem danslarımız, sadece bakın müzik de değil, danslarımız ve eşlik melodilerimiz bile bu şekilde taşınmıştır. Bunun örneklerini çoğaltmak mümkün ama ben kısaca bu şekilde cevap vereyim. Başka sorularımız varsa onları da cevaplamaya çalışayım. Doğan Günay hocamızın hemen bir katkısı olmuş. Klasik müziğin en görkemli olduğu dönemde zaman zaman Türk müziğinden esinlenme yok mu diyerek Mozart'ın Türk Marşı ilk akla gelen evet. diye hatırlatmış. Hı hı. Ardından hocamız opera bittiğinde şöyle başlıyor aslında. Ayda operasını o dönemki Osmanlı padişahının ısmarladığından söz ediyor. Sonra diyor ki ama opera bittiğinde saraydaki sıkıntıdan dolayı İstanbul'da sunulamıyor ve Kahire'de sunuluyor. Merak ederim evet. Ayda operasında Doğu müziği izleri var mıdır? Şimdi bunu tabii daha çok müzik tarihçileri ve müzik teorisyenleri daha iyi değerlendirebilir benden ziyade. Fakat operanın geneline baktığınız zaman konuşmanın en başında bir şey söylemiştik. Batı Doğu'yu tanıdıkça Doğu'nun unsurlarını alıp hem müziğinde hem de işte opera gibi sahne sanatlarında kullanıyor. Dolayısıyla Batı'nın içerisinde egzotik karakterler ve daha sonra Batı'ya gelen karakterler her zaman yer almıştır. Bunlardan bir tanesi budur. Ama tabii Mozart'ın Türk Marşı olarak bildiğimiz eseri daha farklı bir etkileşim. O daha çok işte Viyana kapılarına dayanmış bir askeri müzikten aslında etkileniyor. Evet. Veyahut da işte yine bunun gibi çok sayıda yayınlanmış çalışma da var. Yani Türklerin Batı müziğine yönelik etkilerini ele alan. Dolayısıyla bunlar çok mümkün görülebilen evet, tekrar Doğan Günay Hoca'nın Türk dünyasının müzik çalışmalarında ne tür ortak yanlar bulunur? Sazlardan yola çıkılarak bir ortak yan mı bulunuyor yoksa ölçü bağlamında mı bir benzerlik bulunduğunda soruyor. Sorusu. Şimdi şöyle bir durum var. Türk dünyasının tamamında işte ortaklık şunlardır, şunlardır, şunlardır gibi yayınlanmış çalışma çok az. Ve biz bir araya geldiğimiz zaman mesela Türk Dünyası çalışma grubundaki arkadaşlarla hala birbirimizin bilinmeyen veya birbirimize çok uzak olduğumuz yönlerini keşfetmeye çalışıyoruz. Bugünün şartlarında bile. Bugünün şartlarında diyorum çünkü artık herkesin işte telefonunda veya her an elinin altında YouTube gibi her an her kültürün müziğini dinleyebileceği sosyal medya platformları var. Veyahut da sosyal medya kullanım imkanı var. Buna rağmen birçok insan bunlardan uzak. Fakat biz burada daha çok şunu düşünüyoruz. Günümüzü bir tarafa bırakmak da biraz gerekiyor. Çünkü günümüzdeki müziklerimiz artık bambaşka şeylerle de etkileşerek bugüne geldi. Geçmişte biz neredeydik?
Veyahut da geçmişte neler yapıldı? Geçmişte ne kadar ortaklığımız veya farklılığımız var? Ve bu süreç nasıl devam ediyor? Dolayısıyla burada ihtiyacımız olan şey şu. Arşivlerdeki materyali incelemek. Ve bununla ilgili de bir proje şu an hazırlıyoruz. Birçok dünyada arşivle görüştük. Bunların bir listesini hazırladık. Yani Türk dünyasına ait materyal hangi arşivlerde mevcut? Önce o envanteri oluşturduk. Ve işte farklı ülkelerdeki müzikolog arkadaşlarımız bir araya geldiğimizde diyoruz ki evet biz bunu yapalım ve yaptıktan sonra o dönemki ortaklıklarımız üzerinden gelelim. Şimdi gelirken aramızda çok ciddi bir terminoloji sorunu var. İşte çalgılar anlamında farklılıklar var. İşte bizi buluşturan önemli şeylerden biri mesela makam veya mugam. O da sadece bize yakın coğrafyada çok fazla etkili. Daha fazla uzaklaştığı başka bir yere doğru gidiyor. Ama öbür tarafta baktığınız zaman temelde bizi meydana getiren, bizi oluşan belli başlı diziler de var. Yani sesleri yan yana getirdiğimizde oluşan diziler. Ki bugün baktığımız zaman Şeyni dizisi dediğimiz diziyi birçok yerde görüyoruz. Çok teknik şeylere de girmek istemiyorum. Fakat terminolojimiz her şeyden önce ortak. Yani bizim başka bir şey, A dediğimiz şeye başka bir toplum, yani Türk toplumu, Türk ulusunun başka bir kolu, başka bir şey diyor. Dolayısıyla bununla ilgili de bir ansiklopedi çalışmasına girdik. Ortak dilimizi veyahut da farklılıklarımızı bir araya getirecek neyin ne olduğunu tüm araştırmacıların önüne koyabileceğimiz Türk dünyası müzik terminolojisi veyahut da müzik ansiklopedisi. Şu anda bizim mesela çalışma bunun en önemsediği iki projesinden bir tanesi bu ansiklopedi projesi. Diğeri de arşivlerdeki materyallerin toplanarak geçmişten günümüze bir süreç analizini, yani değişim sürecinin belirlenmesine yönelik. Eğer bunları kısa zamanda başarabilirsek bu temelin üzerine daha farklı adımlar koyabiliriz. İşte o zaman Doğan hocamızın biraz önce yöneltmiş olduğu soruya istinaden biz ne kadar benziyoruz, ne kadar farklıyız, neyimiz daha ortak, işte ezgisel anlamda mı daha yakınız yoksa ritmik kalıplarımız mı daha yakın? Bunlar ancak o zaman söyleyebiliriz. Şu anda söyleyecek olduğumuz her şey bana göre farazi olacaktır. Neden? Çünkü belli bir veriye dayanmıyor. Tamamı gözleme dayanmış oluyor. Veyahut da kulak duyumuna. İşte falanca kültürde evet bunlar var. İşte şurada bunlar var. Evet bunları kıyaslıyoruz veya biz bunları dinliyoruz, gözlemliyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Evet söyleyebiliriz. Ama bunu net olarak ortaya koymamız için elimizde veri olması lazım. Bu veri de temelde ses kayıtlarıdır. Her ne kadar yazılı işte notalar vesaireler de olsa bizim alanda bana göre en önemli şey görsel işitsel veridir. En önemli belge, materyal budur. Dolayısıyla bunu yapmak için azami gayret içerisindeyiz. Evet, içinde yaşadığımız dönemde de görsel işitsel malzemeyi temin edebilecek teknoloji var. Bu artık kaçınılmaz evet. Olmalı bizim için de. Şimdi Füsun Deniz Özden Hanım'ın katkısını paylaşmak istiyorum. Dürdane evet. Altan Konservatuvar'da halk müziği hocamızdı. Halil Bedi yönetken ve Muzaffer Sarı Sözen derlemelerini yaparken otantik olması için askere giden insanların türkülerini almazlar diye aktarmıştı. Bu zaten derlemedeki o bakir sesi veya bakir dili arayışımızla alakalı evet. Tabii. Evet. Teşekkür de ediyor Füsun Hanım. Şahru Pilten Hanım, İbrahim Delici hocalarımız teşekkür ediyorlar. Bağdagül Musa Hanım'ın şöyle bir katkı. Küy kelimesinin Kazakça'da da kullanıldığını ve ayrı bir müzik türünü ifade ettiğini söylüyor. Songül Hanım'ın sorusunu okumak istiyorum. Songül Aslan Karakulu. İçeriye yönelik çalışmalar yapıyorsanız Türk halk müziğindeki deyişlerin söylen, hikaye ve masallarda olduğu gibi kadim bilgiyi taşıma araçları olduğunu söyleyebilir miyiz diyor. Kesinlikle söyleyebiliriz. Çok net olarak bu kadar bir cevap vermiş olayım.
Hani başka sorulara da zaman kalsın diye söylüyorum bunu ama Evet. sadece Ben deyişler değil, aynı zamanda manilerimiz ve diğer sözlü edebiyatımızın tamamı bu anlamda mutlaka bu katkıyı veriyor. Evet. Birçok arkadaşımız başlangıçta iyi akşamlar diledikleri gibi kapanışta da teşekkürlerini göndermiş durumdalar. Bunu da belirteyim. Bağdagül Musa Evet. Hanım ayrıca Türk dünyası müziğini bir araya getirme ve ortak çalışma adına Türkiye'de TRT Avaz'ın büyük iş yaptığını düşünüyorum. Aslında daha fazla tanınması, bir araya gelmesi için ortak etkinlikler yapılabilir demiş. Evet. Bunun dışında soru yok. Buraya Zaten bir bize ayrılan süreyi de tamamlamak üzereyiz. Bu arada benim sorumu da aşağı yukarı sona ayırdığım soruyu da cevaplamış oldunuz. Nasıl? İşte Evet. genel sekreter olarak birçok projeye imza atmak için çalışıyoruz dediniz. İnşallah bunların güzel sonuçlarını alırız. Ne öğrendik? İnşallah. Karşılaştırmalı müzikolojiyi öğrendik ne olduğunu, tarihinden ve merkezinden haberdar olduk. Ama bize yine hayıflanacak şeyler çıktı. Kendimize ait belge ve bilgileri toplamış ve muhafaza etmiş olanlardan şimdi onları geri almak gibi bir telaşa içinde olduğumuzu görüyoruz. Kendi derleme çalışmalarımızda hem geç hem geri kaldığımızı görüyoruz. Bugünden yapılması gereken anı tespit etmenin neresindeyiz merakla soruyoruz. Ve bize açacağınız yolları bekliyoruz. Yeni gençlere açacağınız yolları bekliyoruz. Dilerim ki Türkiye, Türkçe ve tabii ki Türk müziği de hak ettiği yere ulaşır. Ben çok çok teşekkür ederek son sözlerinizi almak istiyorum. Öncelikle tekrardan ben teşekkür etmek istiyorum. Hem bu güzel, değerli sunumunuz için Sayın Hocam, Eyüp Hocam. Aynı Estağfurullah. zamanda başta da söyledik ama tekrar söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Hem Artes Medya grubuna hem de Doğan Hocamıza bize bu fırsatı verdikleri için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bununla beraber müzik, bunu her zaman söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Müzik her zaman bir amaç olmalı. Ama müziği araç olarak kullanan çok sayıda kişi, icracı, mekan, platform, bir sürü şey var. Dolayısıyla bizler müziğe gönül vermiş, müziğin içinde bulunan müzik insanları veya müzik dinleyicileri olarak bu ayrımı yapmalıyız ve müziği araç olarak kullanan, bu araçla bizim duygularımızı, işte cebimizi, başka şeyleri sömürenlere dur demeyi bilmeliyiz. O yüzden amacı müzik olan ciddi, nitelikli işleri, çalışmaları, müzikleri tüketmeliyiz, takip etmeliyiz. Bu mesajı vererek kapatmayı uygun gördüm. Sizler de kabul buyurursanız bu şekilde veda etmiş olalım. Bütün Çok dinleyicilere de teşekkür sabırları ederim. için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Özellikle bireysel olarak üzerimize düşen ne sorusunun cevabını da bu son sözlerinizle vermiş oldunuz. Evet, müziği de anlamaya çalışmamız gerekiyor herhalde. Sadece dinlemeye, onunla vakit geçirmeye değil de ne olduğunu ve bizi nasıl anlattığını, bize neler anlattığını anlamaya çalışmamız gerekiyor. Benim için çok değerli bir tecrübe oldu. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hem hasret giderme imkanı buldum, hem de yeni bir kapıdan geçmek üzereyim. Çok teşekkür ediyorum vesile olduğun için. Artes Medya'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İmbat Akademi'nin değerli katılımcılarına aynı şekilde sevgi ve selamlarımızla veda ediyoruz. 2 hafta sonra yeni bir toplantıda tekrar buluşmak üzere herkese İyi akşamlar diliyoruz. Bir tık önde olmak isteyenler için. Artes TV çok yakında yayında.
bir tık önde olmak isteyenler için. Artes TV çok yakında yayında.